Merhaba sevgili gençler. Sinir sistemi zihin haritalarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Dikkatli bir şekilde dinlediğinizde anlamadığınız ve kaçırdığınız bir yer olmayacak. Hadi gelin şimdi birlikte özenle hazırladığım videoma başlayalım. Sinir sisteminin son videosuna başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyor ve videomu beğenmenizi istiyorum sevgili gençler. Diyerek şimdi sinir sisteminin hastalıklarına bakalım ve burayla ilgili artık bu üniteyi bitirmiş olalım arkadaşlar. Burayı 9 video halinde hazırladım. Bunu bu şekilde hazırlamamın sebebi de arkadaşlar her birini farklı kısımlar içerisinde anlatmak ve sizi sıkmamak. Bu şekilde de mesela atıyorum sinapsa impuls oluşumu ve iletimiyle ilgili problem yaşayan arkadaşlar sadece onu dinlemiş olacak. Nöron yapısı ve çeşitleriyle ilgili problem yaşayanlar sadece onu dinlemiş olacak. Yani bütün sinir sistemini dinleyip onları sıkmak istemediğim için bu şekilde bir sistemle ilerlemeye çalışıyorum. Çok faydalı olmasını diliyorum. Şimdi başlayalım arkadaşlar MS hastalığıyla. Bu hastalıktan bahsettiğimiz zaman kim aklınıza gelir? Serdar Ortaç gelebilir arkadaşlar. Yani Serdar Ortaç'ı hiç sahnede izleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama böyle çok fazla rahat hareket edemiyor. Çok dans edemiyor, yürümekte biraz zorlanıyor arkadaşlar. İşte bu hastalık bağışıklık sistemi elemanlarının beyin ve omurilikteki miyelin kılıflara zarar vermesi sonucu uyartı iletiminin bozulması durumu diyebiliriz. Yani miyelin kılıf dediğimiz şey neydi? Bir uyartı iletiminin hızlı olmasını sağlayan yapıydı. O zaman bu yapı bozuluyorsa arkadaşlar uyartı iletimi nasıl olur? Eskisi gibi olmaz ya da olması gerektiği gibi olmaz. İşte bu durumda görme kaybı, el, kol ve bacakta güçsüzlük ve buna bağlı olarak yürüme bozukluğu meydana gelebilir deriz. Diğer bir hastalığımıza bakalım. Alzheimer hastalığına yani bunama durumu arkadaşlar. Burada da beyinde bulunan nöronlar arasında yoğun protein birikmesi sonucu nöronların iletişimi zayıflıyor ve buna bağlı olarak da bilgiler ve zihinsel beceriler yavaş yavaş kayboluyor. Bu İlk başta kısa süreli oluyor arkadaşlar. Daha sonra geçmiş yılları da hatırlayamama durumu gerçekleşebiliyor. Yani bunun da aşamaları var tabii ki. Ama burada şunu bilmemiz gerekiyor ki buradaki nöronlar arasındaki protein birikimi bu olaya sebep olmuş oluyor. Şimdi hocam ben sinir sistemi hastalıklarının her birini nasıl ezberleyebilirim diyecek olursanız arkadaşlar siz bunları çok net bir şekilde ezberlemenize gerek yok. ÖSYM eğer bundan soru sorarsa şöyle yapar. 4 tane yukarıda öncül verir ve burada mesela tanımlar gibi bir şeyler yazar. Daha sonra şunu der arkadaşlar. Yukarıdaki verilen hastalıklardan hangisi aşağıda bulunmamaktadır der. Yani size şuradaki atıyorum A seçeneğinde şu hastalık şudur, B hastalığı şudur gibi bir şey yapmanızı isteyecek. O yüzden kısmen azıcık da olsa bir yerini yakalamaya çalışın arkadaşlar. Yani zaten burada bunamayı biliyoruz değil mi? Unutkanlık. Seçeneklerde unutkanlığı arayacağız. MS'de neyi arayacağız arkadaşlar? Uyartı iletiminin bozulması durumunu arayacağız gibi. Parkinson'da ne arayacağız? Böyle elde kolda titreme, mesaj aktaramama durumu gibi şeyler arayacağız. Bu hastalık genellikle ilerideki yaşlarda görülüyor. Çok gençlerde görülebilen bir şey değil. Bu da vücudumuzdan salgılanan bir nörotransmitter madde var. Dopamin adını verdiğimiz. Bu madde eksik olması sonucunda beyin mesajlara aktarılamıyor ya da daha az aktarılıyor. Vücut da buna bağlı olarak titreme, yavaş hareket etme gibi durumlar ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu sayfada sadece 3 hastalık görebildik. Şimdi diğer hastalıklarımıza bakmaya devam edelim. Epilepsi Sara hastalığı arkadaşlar. Ben bu hastalığı ilk defa yani duydum tabii ki de ama hani bizzat şahit olma olayım üniversitede gerçekleşti arkadaşlar. Üniversite 1. sınıfta çok iyi hatırlıyorum biz dersteydik ve merdivenden böyle bir koridordaki merdivenden çığlık sesi geldi arkadaşlar. Ve böyle çok kuvvetli bir şekilde gürültü oldu. Daha üst sınıflardaki bir bayan arkadaş üst kattan aşağıya doğru merdivenden inerken bu krize yakalanıyor. Ve krize girdiği anda zaten bilinç kaybı olduğu için böyle merdivenden düşüyor. Bu kişilerde genellikle çene kitlenmesi, el ve ayaklarda kitlenme meydana geliyor. Bu kişi dilini yutmasın diye arkadaşlar özellikle hani ağzına falan çok kuvvetli bir şekilde sıktığı için sizin elinize zarar vermeden onun dilini yutmasını engellemeniz gerekiyor. Bu hastalık beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen
ani, aşırı ve düzenli olarak ortaya çıkan bozuklukları sonucu meydana geliyor, bilinç kaybı ile sonuçlanıyor diyebiliriz. Şimdi çocuk felcine bakacak olursak, çocuk felci adı üzerine çocuklarda meydana gelen bir hastalık. Aşısı yapılıyor bunun arkadaşlar, çocukken, artık bebekken devlet tarafından yapılıyor. Omurilikteki motor nöronlara zarar veren bir virüs var arkadaşlar. Bu virüsün kol, bacak ya da gövde kaslarında felce neden olması sonucu oluşan bir hastalıktır. Çocuklarda görülüyor. Siyatik dediğimiz hastalık da aslında bu bir sinir arkadaşlar. Vücudumuzdaki en uzun sinir siyatik sinirdir. Bu sinirin bulunduğu yerde sıkışması sonucunda meydana gelen aşırı ağrılı duruma siyatik hastalığının adını veriyoruz. Menenjite bakacak olursak, şu anda ülkemizde yavaş yavaş daha fazla duyulmaya başladı diyebilirim. Ya da benim aslında kızım olduğu için, şu anda 1,5 yaşında bir kızım var. O nedenle de ben daha fazla duymuş olabilirim bunu arkadaşlar. Bu hastalığın aşısı arkadaşlar devlet tarafından karşılanmıyor. Ücretli bir aşı ve dozu biraz fazla. Yani 3 doz, 5 doz gibi dozları var. Bu hastalık arkadaşlar bakteri ya da virüs kaynaklı olduğu için beyin zarlarının iltihaplanmasına sebep olabiliyor. Eğer virüs kaynaklı ise ve tedavi edilmezse ve bu fark edilmezse kişinin ölümüyle sonuçlanabiliyor. Eğer biz bunu önceden fark edersek, çocuğumuzun menenjit olduğunu anlayabilirsek arkadaşlar, hemen doktora başvurmalıyız. Önemli bir şey bu. Eğer bu tedavi edilebilecek dozdaysa doktor bunu tedavi ediyor. Edilemezse de işitme ve görme kaybı ile sonuçlanabiliyor arkadaşlar. Çok 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 önemli. Beyin zarının iltihaplanması demek çocuğun hayatı boyunca zihinsel engelli kalması demek durumu olmuş oluyor. Ülkemizde bu hastalığın yeni yeni yayılmasının sebebi de göçmenlerin ülkemizde daha fazla yer bulmasıyla alakalı bir durumdur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir hastalığımız olan kuduza. Genellikle köpeklerin arkadaşlar insanları ısırmasıyla bulaşan bir hastalıktır. Bu hastalığın, hani köpeğin insanı ısırması ile beyindeki bir bölümün iltihaplanması ile sonuçlanıyor bu hastalık. Kuduz bir köpeğin kendimizi ısırması gibi bir durumla karşılaşırsak hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmemiz lazım. Aşı ya da serum verilmesi lazım ki daha fazla belirti vermeden bu hastalık bizim vücudumuzdan direktmen atılsın arkadaşlar. Aptal oğlum benim. Neden söylemedin bana köpeğini ısırdığını? Korktun benden değil mi? Burada sinir sistemi ile ilgili söyleyeceğim hastalıklar bu kadar. Ekstra şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Alkol, sigara ya da uyuşturucu gibi şeyler, bunlar çok tehlikeli şeyler tabii ki. Bunları kullanan kişilerin nöronlarında ciddi bir azalma olduğu gözleniyor arkadaşlar. Hatta beyin ve akıl sağlığı kaybına sebep olduğu araştırmalarla ispatlanmış. O nedenle bu yapıların, yani alkol, sigara ve uyuşturucunun en önemli muhatabı olan organımız beynimiz olduğu için bu kötü alışkanlıklar uzak durmamız gerektiğini söyleyerek sinir sistemini ve bu videomu da bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bu video ile birlikte sinir sistemini tamamlamış oluyoruz. Umarım çok faydalı olmuştur. Hepsini dinlemenizi tavsiye ediyorum. Dinlediğinizde sinir sistemi ile ilgili soru kaçırmayacağınızı söyleyebilirim. Anlamadığınız kısımlar olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.